Merhaba arkadaşlar. Hücre potansiyellerinin hesaplanması ile ilgili örnekler yapmaya devam edeceğiz. Burada elektrot ve elektrolitin türü aynı değilse neler oluyor? O tür örneklere bakıyor olacağız. Dolayısıyla bu videoda da aslında hücre potansiyellerinin hesaplanması ile ilgili farklı türde de olsa uygulamalar yapmayı öğreneceksiniz. Bunlara devam ediyor olacağız. İlk örneğimizle başlayalım. Bakınız bir standart hücre hazırlanmış. Bir hücreyi inceleyelim. Burada magnezyum elektrot ve magnezyum artı 2 iyonları var bir molar. Diğer kapta gümüş elektrot kullanılmış ama çözeltide hidrojen iyonları bulunuyor. Yani her zaman elektrot ve çözeltideki iyonların türü aynı olmak zorunda değil. Sonra bize magnezyum artı 2, gümüş artı 1 ve hidrojen artı 1 iyonlarının standart indirgenme potansiyelleri verilmiş. Buna göre soruları yanıtlayacağız. Şimdi arkadaşlar indirgenme potansiyellerine baktığımda İndirgenme potansiyeli en fazla olan gümüş artı 0.80. Sonra hidrojen geliyor 0. En küçük olan da magnezyum artı 2 iyonları. Dolayısıyla indirgenme potansiyeli en fazla olan gümüşün indirgenmesini bekliyoruz. Bekliyoruz ama bakalım çözeltiye. Çözeltimizde gümüş artı iyonları yok arkadaşlar. Dolayısıyla her ne kadar İndirgenme potansiyeli en fazla olan gümüş olsa da çözeltide gümüş artı iyonları bulunmadığı için bu artık bizim ilgi alanımızın dışına çıkar. İndirgenecek gümüş iyonu yok çünkü. O zaman ikinci indirgenme potansiyeli büyük olan hidrojene geliriz. Var mı hidrojen iyonları? Evet var. Bu demektir ki çözeltide bulunan hidrojen iyonları indirgenecekti ha şöyle söyleyeyim eğer hidrojenle birlikte gümüş iyonları da olsaydı kapta gümüş iyonları indirgenirdi ama gümüş iyonları bulunmadığına göre hidrojen indirgenecek ve ikinci kap bizim indirgenme olayının gerçekleştiği kabımız olduğundan katot yarı hücremiz olur birinci kapta anot yarı hücremiz olur ikinci kapta o zaman e, hatta birinci kap anot yarı hücremizde arkadaşlar ne olacak Magnezyum yükseltgenecek. Magnezyum katısı elektron vererek Magnezyum artı 2 iyonlarına yükseltgeniyor. İlk denklemi ters çevirmiş olduğumuz için Bunun yükseltgenme potansiyelini yazacağız. Artı 2, 40 volt diye. İkinci kap anot yarı hücremiz Katot yarı hücremiz çok pardon. Ve gümüş olmadığı için demiştik ki çözeltide bulunan hidrojen iyonları indirgenecek hidrojen gazına ve elektron olarak onu da şuraya sıkıştırayım. Bunun değeri de 0,00 volt edecek. Bunları topladığımızda hücre tepkimemizi elde ediyoruz arkadaşlar. Alınan verilen elektronlar birbirine eşit. O zaman pil tepkimemiz fiziksel halleri yazmadım yine. Şu olacak. Ve hücre potansiyelimiz ya da pil potansiyelimiz bu sefer de hücre diyeyim standart artı +0 artı +2,40 volt edecek. Yani sizin sadece indirgenme potansiyeline bakmanız yetmedi böyle bir örnekte. O iyon var mı yok mu bir de onu kontrol etmemiz lazım. Gümüş yoktu. Peki anot ve katot elektrotların kütlesi. Şimdi anotta magnezyum elektrot elektron vererek çözeltiye geçiyor iyon halinde. O zaman anot olan Mg elektrodun kütlesi azalacak. Şimdi katota geldiğimizde bizim katotumuz kim arkadaşlar? Gümüş elektrot. Peki gümüş elektrotla ilgili herhangi bir değişim gerçekleşti mi? Hayır. Şöyle bir şey oluyor. Magnezyum elektrot elektron veriyor. Bunlar gümüş elektrot üzerine geliyor. Hidrojen iyonları gidip bu elektrot üzerinde elektronları alıyorlar ve hidrojen gazı olarak uzaklaşıyorlar. Dolayısıyla burada gümüş elektrot sadece elektronları iletme görevini yaptı. Üzerinde hiçbir birikme olmadı, hiçbir değişim olmadı. Ag elektrodun kütlesi o nedenle değişmedi. Tepkimeye girmiyor çünkü. Sadece elektronları iletiyor. O yüzden anot elektronun kütlesi azalır katot elektronun kütlesi artar çok genel bir söylemdir bakınız böyle bir durumda değişmeyebiliyor İkinci kapta çözeltinin pH değeri şimdi ikinci kapta hidrojen iyonları hidrojen gazına dönüşüyor ve gaz olarak kaptan uzaklaşıyor bu ne anlama gelir çözeltide bulunan hidrojen iyonları derişiminin azalması demektir e, pH'i biz eksi logaritma hidrojen iyonları derişiminden buluyorduk hatta onu da yazayım eksi logaritma hidrojen iyonlarından buluyoruz. Hidrojen iyonları derişimin azalması da çözeltinin pH değerinin artmasına sebep oluyor. Yani bir iki örneğimiz daha var. Verilen indirgenme ya da yükseltgenme potansiyelleriyle çözeltide bulunan iyonları bir kontrol etmemiz gerekiyor. Hadi gelin başka bir örnek üzerinden bir kere daha yapalım. Evet benzer bir başka sorumuz arkadaşlar. Şimdi bize yine bir standart hücre vermiş. Hemen kontrol edelim neler var hücremizde. Bakınız birinci kapta demir elektrot ve demir artı 2 iyonları var. İkinci kapta bakır elektrot kullanılmış Çözeltide ise sadece hidrojen iyonları var. Yani farklı çözelti ve elektrot. Peki baktığımızda bize demir artı 2, bakır artı 2 ve hidrojen artı 1 iyonlarının indirgenme potansiyelleri verilmiş. Şimdi değerlere baktığımda indirgenme potansiyeli en fazla olan artı 0.34 voltla bakır artı 2 iyonları. Bakır artı 2 iyonlarının çözeltide bulunan bakır artı 2 iyonlarının indirgenmesi lazım. Ama bizim çözeltilerimizde bakır artı iki iyonları yok. Dolayısıyla her ne kadar indirgenme potansiyeli fazla olsa da bakır artı 2 iyonları içermediği için çözeltiler indirgenme bakır artı 2 iyonları üzerinde gerçekleşmeyecek. Bunu attık. Peki şimdi bakalım eksi 0.44 0. Ne oldu? Hidrojen iyonlarının indirgenme potansiyeli daha fazla oldu. Demek ki ikinci kapta bulunan hidrojen iyonları indirgenecek. Yani ikinci kap bizim katot yarı hücremiz olacak. Birinci kapta da yükseltgenme olmalı. Anot yarı hücremiz olacak. Denklemlerini yazalım. Anotta yani birinci kapta e, demir elektrotta bulunan atomlar elektron vererek demir artı 2 iyonlarına yükseltgenecekler anot ve denklemi ters çevirdiğimiz için artı 0.44 volt yaptık yükseltgenme potansiyelini. İkinci kap katot yarı hücremiz oldu. Burada da çözeltide bulunan hidrojen iyonları elektron alarak indirgenecekler sevgili arkadaşlar. Çünkü indirgenme potansiyeli daha fazla. 0, 0 volt. Bunları topladığımızda hücre potansiyelinin hücre diyeyim bu sefer standart hücre potansiyelinin artı 0,44 volt olduğunu bulacağız. Şimdi bakalım seçeneklerimize doğru olanı arıyoruz. Standart pil potansiyeli artı 0,78 volttur demiş. Hayır 0,44 volt. Burada mesela bakırı hesaba katmış ama bakır iyonları yok. İndirgenemez. Bu yalan. Pil çalışırken bakır elektrodun kütlesi azalır mı? Şimdi denklemlere baktığınızda bakırın hiçbir yerde işi yok arkadaşlar. Bakır ne yapıyor? Burada amotta verilen elektronları çözeltiye iletiyor sadece ve çıkan hidrojen gazı da gaz olarak uzaklaştığı için bakır elektrodun kütlesi tepkime süresince değişmiyor. Yalan oldu. Pil çalışırken demir elektrodun kütlesi artar mı? Hayır. Demir elektrot üzerinde yükseltgenme var. Yani buradaki atomlar elektron verip çözeltiye geçiyor. O yüzden kütlesinin azalıyor olması lazım. C yanlış. Tuz köprüsünde anyonlar arkadaşlar anot yarı hücresine hareket ederdi. Ki anot yarı hücremiz bizim birinci kap olduğuna göre. Evet birinci kaba hareket ederler. Bu doğru. Dış devrede elektronların anottan Katota hareket etmesi lazım. Anotta elektron veriliyor, katotta elektron alınıyor çünkü pillerde. Dolayısıyla birinci kaptan ikinci kaba gitmeleri lazım. Bu da yanlış olur. Sorumuzun doğru seçeneği de D olur arkadaşlar. Burada son bir örneğimiz. Bu sefer bakınız, bir sürü maddenin indirgenme potansiyelleri verilmiş. Bir sisteme bakalım. Birinci kapta alüminyum elektrot ve alüminyum iyonları içeren bir çözeltimiz var. İkinci kapta gümüş elektrot kullanılmış. Demir artı 3, demir artı 2 iyonları bulunuyor. Şimdi baktığımızda bize alüminyum artı 3, gümüş artı 1, demir artı 3 ve demir artı 2 iyonlarının indirgenme potansiyelleri verilmiş. İndirgenme potansiyeli en fazla olan kimdir arkadaşlar? Gümüş. Peki var mı gümüş bu çözeltilerde? Hayır yok. Dolayısıyla indirgenme potansiyeli fazla olsa da gümüş iyonları olmadığı için indirgenemezler. Şimdi ikinciye bakacağız. Kimin indirgenme potansiyeli fazla? Artı 0.77 var. Bakın bunlar eksi. Dolayısıyla indirgenme potansiyeli en fazla olan demir artı 3 iyonlarının demir artı 2 iyonlarına indirgendiği tepkimeymiş. O zaman ikinci kabımızda arkadaşlar ki ikinci kap bizim demir 3 ve 2 iyonları bulunduğu için indirgenmenin gerçekleştiği katot yarı hücremiz olacak. Burası da anot olacak. Katot yarı hücresinde çözeltide bulunan demir artı 3 iyonları elektron alarak çözeltide bulunan demir artı 2 iyonlarına indirgenecek. Ve artı 0,77 voltla. Sonra e, ve demir artı 3 iyonları bitmeden ki bitmez. Denge tepkimeleridir bunlar. Bunlar bitmeden demir artı 2 indirgenemeyeceğine göre şununla da bir işim kalmadı. Yani indirgenme şu tepkime üzerinden olacak. Birinci kap anot yarı hücresidir. Burada alüminyum metali elektrot yani elektron vererek alüminyum artı 3 iyonlarına yükseltgenecek. Şunu da diyeyim. İlk denklemi ters çevirmiş olduğum için bunun değeri de artı 1,66 volt etti. Şimdi bunları topladığımızda hücre potansiyelini ya da pil potansiyelini elde etmiş olacağız. Toplayalım. 3, e de var. 1, 4 1 var. Artı 2,43 volt etti. 1 doğrudur. Pil çalışırken ikinci kapta demir artı 2 iyonları derişimi artar mı? Bakınız ikinci kapta demir artı 3 iyonları elektron olarak demir artı 2 iyonlarına dönüşüyor ve sürekli olarak demir artı 2 iyonu verildiğine göre evet ikinci kapta zamanla demir artı 2 iyonları derişimi artar hatta demir artı 3 iyonları derişimi azalır. Pil çalışırken alüminyum elektrodun kütlesi artar mı? Hayır. Alüminyum elektrot yükselt çözeltiye geçiyor buradaki atomlar. Onun kütlesi azalacak. Hatta gümüş elektrot yine işe girmedi. O yüzden bunun kütlesinde herhangi bir değişim olmayacak. O sadece yine elektronları çözeltiye iletmiş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı da bir ve ikinci yargıların doğru olması şeklindedir. Evet, bu videomuzda da farklı tür çözelti ve elektrot kullanıldığında neler oluyor, onlara baktık. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.